Merhaba İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülce Taşpınar ve 2022'nin ikinci programında biraz nefesten bahsedelim dedik. Önceki programımız bedeni nasıl koruyacağımız üzerine bir takım bilgileri içeriyordu. Ve bugün de daha sağlıklı nefes almak ve daha doğru nefes almak için neler yapmalıyız, nefes nedir, biraz onları konuşuyor olacağız. Evet, hepimiz nefes alıyoruz. Kimi zaman diyorlar ki bana nefes almayı bilmiyorum. Ben de diyorum ki nefes almayı bilmeseydin yaşıyor olmazdın. Nefes almayı biliyorsun, beden nefes alıyor. Fakat bu ancak kendi ihtiyacımızı, beden kendi ihtiyacını gidermek için nefes alıyor. Peki o nefesi nasıl yönetebiliriz? Nasıl yönlendirebiliriz? Çünkü nefes aynı zamanda bedenin kendini iyileştirmesi için, kendini rahatlatması için, aynı zamanda daha aktif olması için kullanabileceğimiz çok çok güçlü ve aynı zamanda çok elimizin altında bir araç. Bebeklere baktığınız zaman bebekler en doğru, en sağlıklı nefesi bebekler alır. Ve zaman geçtikçe, büyüdükçe bir takım yaşadıklarımız, korkular, travmalar nefesi kitlemeye ve nefesi farklı şekilde yönlendirmeye başlar. Şimdi tekrar biraz bugün o bebekliğimizdeki o nefese geri döneceğiz. Ve bunun için aslında en temel bahsetmek istediğim şey diyafram. Hatta karın nefesi ya da diyafram nefesi dediğimiz şey. Şöyle bir derin bir nefes alabilirsin. Ve bir ağırlığını bırakıp omurganı dik tutup belki gözlerini kapatıp eğer rahatsan, nefesi öncelikle nereye aktığına bir bakabilirsin. Şu an nefesin nerede? Kapat gözlerini ya da sabit bir noktaya bak. Belki bir elin karnında, bir elin göğsünde olabilir. Daha fazla hissedebilmek için nefesi. Ve bir bak nefesin nereye akıyor. Hiç yargısız çünkü zihin hemen bir yorum yapmak ister. Yorum yapmasın. Bırak sadece gözlemle nefes. Evet ve tekrar eğer kapalıysa gözlerin aç. Şimdi bebekleri izlediğiniz zaman bebeklerin bütün karın bölgesi, daha doğrusu bütün göğüs kafesi, torasik bölge hareket eder. Her nefes aldığında genişler ve her nefes verdiğinde büzüşür. Ve bu bedenin yanlarına doğru, öne ve arkaya doğru bir harekettir. Ve bir süre sonra nefeslerimiz büyüdükçe belli yerlerde sıkışmaya başlar. Bir korku hissettiğimizde, bir kaygı duyduğumuzda nefesi tutarız. Ve bir şekilde sinir sistemi, nefes, beden, zihin birbirine girer ve orada beden olabildiğince nefes kendini rahatlatmak için bir yol seçer. Şimdi bugün biraz daha o ilk nefesleri çalışacağız. Bunun için oturabilirsiniz. Sandalyenin üzerinde ya da koltukta olmak mümkün. Omurgayı biraz dik tutmak için biraz öne gelebilirsiniz. Ve eğer dizleriniz kalçalardan çok aşağıda kalıyorsa belki ayakların altına bir yastık ya da kitap bir şey alabilirsiniz. Bu birazcık daha hem omurganızı dik tutmanızı hem biraz daha rahat bir şekilde oturabilmenizi sağlar. Ve sonra önce o diyafram nefesi, karın nefesiyle başlayacağız. Elleri bir karın bölgesine, göbek deliğine, baş parmaklarınız göbek hizasında, göbek deliği hizasında kalacak şekilde ve diğer parmaklarınızı biraz daha aşağıya, alt karnına gelecek şekilde bir yerleştirin. Ve bir derin bir nefes alıp omurgayı yukarı doğru uzatın. Ve nefes verirken bir omuzları rahatlatın, kalçaları doğru ağırlaşın. Ve şimdi nefes alırken sanki alt karnınızda bir balon varmış gibi her yöne genişletin. Ve nefes verirken karnı içeriye ve yukarıya doğru çekin. Hareket göğüste değil, karın bölgesinde ve mümkün olduğunca karnı hareket ettirip göğüs kafesini hareket ettirmiyoruz.
Eller bu şekilde durabilir, bu şekilde durabilir, nasıl rahat ediyorsanız. Ben şöyle göstereceğim ki karın hareketimi görün. Nefes alırken hem sırtıma doğru, hem de öne doğru, hem de yanlara doğru karnımı genişletiyorum. Ve nefes verirken yukarıya doğru. Her nefes aldığımda aslında nefesi karna almaktan söz ediyoruz. Ama biliyorsunuz ki akciğerlere doluyor nefes. Ama nefesi karın bölgesine aldığını imgelersem aslında karnını şişirmek demek. Akciğerlerin genişleyip diyafram kasının aşağı doğru hareketiyle karnın genişlemesi ve nefes verirken akciğerlerin söndüğünde diyafram kasının yukarı doğru hareketiyle karnının büzüşmesi demek. Gözlerini kapatabilirsin. Çünkü gözlerini kapattığın zaman algın biraz daha içeriye doğru, bedenine doğru kayar. Her nefes alışta genişlet karnını. Ve her nefes verişte karnını içeri ve yukarı doğru çek. Bu çok büyük bir hareket olmayabilir. Belki senin bugün balonun biraz daha az şişiyor ve sönüyor. Hiç önemli değil. Sadece şu an algının, dikkatinin karın bölgende olması ve karnının minik de olsa hareket etmesi yeter. Bir daha al derin bir nefes. Ve ver. Ve son al, genişlet. Ve sonra ellerini bacakların üzerinde dinlendir. Yine rahatsan eğer gözlerini kapat. Ve şimdi nefesin nerede bir ona bak. Az önce gözlemledin nefesini. Ve şimdi farklı bir şey yaptın. Nefesi farklı bir yere yönlendirdin. Şu an ne hissediyorsun? Şimdi bir elin karnında kalsın. Bir elini göğüs kafesine getir. Şimdi de nefesi göğüs bölgesine davet edeceğiz. Önce bir nefesi ver. Ve şimdi nefes alırken göğüs kafesini genişlet. Nefes ver, göğüs sönsün. Alırken genişlesin. Verirken sönsün. Bu şekilde devam et. Az önceki nefes senin için zor olabilir ya da bu olabilir. Özellikle düzenli sigara içen insanlarda, astım sıkıntıları yaşayanlarda çok rahat olamayabiliyor göğüs nefesi. O yüzden yapabileceğinin en iyisini yap ve lütfen kendini zorlama. Ve tebessüm etmeyi unutma. Aldığın nefesle koltuk altına doğru, kürek kemiklerin arasına doğru genişle. Ve son. Yine ellerini bacaklarında dinlendir. Rahatsan kapat gözlerini ki biraz daha o duyumları, nefesini izleyebilesin. Ve şimdi bir bak nefesin nasıl, nerede? Ve şimdi nefesi biraz daha yukarıya davet edeceğiz. Akciğerlerin üst kısmını kullanacağız. Bunun için ellerin bacakların üzerinde, dizlerin üzerinde dinlenebilir. Ve nefes alırken yavaş yavaş omuzlarını kaldır ve sanki nefes omuzların altına akıyor. Ve nefes verirken omuzlarını rahatlat. Nefes alırken omuzların altına. Verirken gevşet. Şimdi nefes alırken önden yukarıya doğru kaldır omuzları. Verirken arkadan aşağı. Son kez.
Yine kapat bir gözlerini. Şu anki nefesinin hissine, etkisine bak. Evet, 3 kademe nefesi çalıştık. Şimdi tam yoga nefesi dediğimiz nefes, bu 3 nefesin birleşimi ya da az önce konuştuğumuz o doğduğumuzda bebeklerin tümüyle o gövdelerinin hareket ettiği nefes. Şimdi bunu deneyimleyeceğiz. Elleriniz bacaklarınızın üzerinde olabilir ya da bir el alt karında, bir el göğüs kafesinde olabilir hissini, etkisini izlemek için. Ve önce bir nefesi bir boşalt, rahatlat, kalçalarına doğru bir ağırlaş, omuzların yumuşasın. Şimdi bir sonraki aldığın nefesle başın tepesine doğru uza, sanki bir ip var ve o ipten yukarı doğru kaldırılıyorsun. Ve nefes verirken omurgandaki bu dikliği koruyarak kalçalara doğru bir ağırlaş. Göbek deliğini omurgaya doğru yapıştır. Yani iyice verdin nefesi. Şimdi nefes alırken önce karın bölgesi genişliyor. Sonra göğüs kafesi. Ve omuzları yükselt. Nefes verirken karnın içeri çek. Göğüs sönsün. Omuzlar gevşesin. Bunu bir de yan dönerek bedenimde görmenizi istiyorum. Önce nefesi veriyorum ve aşağıdan yukarı doğru nefes alıyorum. İlk başta bu kadar derin nefesler olmayabilir ya da bir bölgede çok yoğun hissedemeyebilirsiniz. Eğer daha çok karna nefes alıyorsanız, karın bölgesine nefes alıyorsanız belki göğüs bölgesine ya da omuzların altına nefesi davet etmek ya da orada hissetmek çok kolay olmayabilir ya da tam tersi. Ama inanın beden biliyor. Belki siz şu an size çok yeni bir şey ama yeni olan şey zihninize yeni. Bedeninizin bildiği bir şey. Dolayısıyla düzenli çalıştığınız zaman göreceksiniz o nefesinizdeki rahatlamayı ve bu egzersizi sadece önce farklı bölgelere nefes alıp birkaç dakika, sonra da birkaç dakika bu tam nefesi deneyimlerseniz ve bunu her gün yaparsanız bir süre sonra nefesinizin daha rahatladığını göreceksiniz. Ve ilerleyen programlarda bu nefesi nasıl kullanacağımızı ya da hayatımıza neleri katmak için ya da bedenimizde neyi değiştirip dönüştürmek için ya da zihnimizde ya da sinir sistemimizde bu nefesi daha başka nasıl kullanabiliriz onları da konuşuyor olacağız. Teşekkürler burada olduğunuz için, bizi izlediğiniz için. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.